Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bir ev sinema sistemi ile ilgili bir video olmayacak bu. 2.0 ucuz mu ucuz? Hoparlör incelemesi olacak. Markası Sunrupit. Eski bir marka bildiğim kadarıyla. Menşeini de bilmiyorum, Tayvan falan olabilir. Arkaya RCA kabloyla bağlanıyor bir left olana, sol taraf. Sağ taraf ise bu şekilde direkt prizden elektriğini alıyor. 2.0 olduğu için. Üzerinde bir mid bass hoparlör ve tweeter var. Neden çektim bu videoyu? Yani herkes biliyorsunuz fiyat performans olarak bakıyor olaya. Doğal olarak milyon milyar para harcıyor. Ve 2.0'lık 50 liralık bir çift hoparlör neler yapabilir onu göstermek istedim. Yani beklentinin çok çok üstünde bir karşılığı olan hoparlörler bunlar. Birazdan müzik açacağım ve birlikte dinleyeceğiz seslerini. Telifsiz müzik koyuyorum. Onun için istediğim bir müzik koyamıyorum. Sürekli telif yiyor. Bundan dolayı videoların görünürlükleri az oluyor. Bakalım. Şu şekilde seviye bu. Daha fazla açamıyorum. Bu arada 80 dB üstüne çıktığı zaman mid bass hoparlörler dengesini kaybediyor. Ama 80 dB ses ölçerli ölçtüm. Yani bayağı bir güçlü bir ses demek aslında. Fabrika gürültüsü, trafik gürültüsü, kamyon gürültüsü seviyesinde. Welcome to Dolby Atmos. Please put on your headphones. It's a new way to experience sound. Unlike stereo, which is limited to two audio channels, Dolby Atmos can manipulate individual sounds in 3D space to position sounds all around you. Sounds can move above you. Yani ses olarak küçük odalarda kullanılabilir bir model. Arkasında bass, treble ve volume ayarları var. 2 RCA kablo ve 3.5 milim jack'la telefona ya da bilgisayara bağlayabilirsiniz. Fişi uzun. Yani kabloları da istediğiniz gibi, isterseniz kendiniz uzun kablolar tercih edip kullanabilirsiniz. Hoparlörler arasını geniş tutmak istiyorsanız. Doğal olarak ikinci hoparlör enerjisini birinci hoparlörün bağlantı noktasından aldığı için ses olarak sağ taraf güçlü, sol tarafta ona nazaran biraz daha zayıf bir ses oluşuyor. Ama bunu dinlerken hissetmiyorsunuz. Yani bariz bir şekilde ona şey yapamıyorsunuz. Sadece test esnasında, test videoları izlerken, dinlerken bu farkı anlayabilirsiniz.
Onun dışında ben yani böyle bir dandik diyebileceğimiz aslında bir sistemden, bir hoparlörden bu kadar net, bu kadar güzel sesler alabileceğimi tahmin etmemiştim. Eğer denk gelirseniz dinlemenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi çok çok yüksek seslerde güç istiyor çünkü gücü de aldığı zaman içindeki devreleri büyük ihtimal crossover'ı falan kaldırmıyor. Ama 80 dB altı, yaklaşık 30 metrekare altı alanı rahatlıkla müzik dinlemek ve film izlemek için doldurabilir. Bu konuda bilgilenmenizi istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.